Benim kamerası var da o da gösteriyor. Sen mi yürüyorsun? Ama güneşte vardı sormuş. Bunların bir özelliği var. Bunlar kendi aksında 150 metre ekseninde olduğu yeri gösteriyor. Yani. Ne gösteriyor? Yani. Yani bunun kime ne zarar var ki havuda duruyor. Allah kahretsin kıranı kim kırmışsa. Allah zarar yok, ziyan yok. Havuda duruyor. Sen ne istemir, hep istemir be adam. Niye kırıyorsun lan? Sana ne zarar var ki? 9. kez kırıyoruz. Evet doğru. Yazık yani. Manevi değerin biz, sahibi. İşte bizim insanoğlumuz böyle yani. Birilerine galiba bakıyor bunun burada durması. Evet, değerli izleyenler, tabii ki bizim bugün burada olmamızın nedenlerinden birisi, biz önce kendimizi bir tanıtalım. Murat Çoban Ulaşlar Koruma Dernek Başkanı Mahmut Karataş, Aşık Mahmut Karataş ve değerli derneğimin mensubu Arif Tellioğlu ile beraber burada niye bulunuyoruz? Bu çok işler acısı, yürek yaralayan, yüreklerimizi burkan bir olay. Kars'ın sembolü olan, Kars'ı dünyaya tanıtan iki tane aşığımız var burada. Aşıkların piri Şenlik Baba ve onun yanında iki tane de Kars'ı tanıtan Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlı var. Fakat ne hikmetse 9. kezdir aşıklığa bir hakarettir bu. Katliamdır. Ben bunu Kars'ta bir katliam, cinayet sayıyorum. Neden cinayet sayıyorum? Çünkü bu sazın hiç kimseye bir fayda zararı yok. Yani neden kırılıyor? İnsanlar neden bizleri bu kadar eziyorlar? Neden bizleri bu kadar dışlıyorlar? Yani biz bu şehrin gerçekten temel taşıyız, kültür kaynağıyız. Bizler bu şehrin her şeyiyiz ya. Niye bizlerin sazların kırsınlar? Neden? Kime ne zararı var buradaki aşıkların, abidelerinin kimlere bir zararı var ki bu sazları kırıyorlar? Ben bunu burada şiddetle kınıyorum. Buradan da özellikle ben Sayın Valimize de sesleniyorum. Mobesesi var. Biz o mobeseden şunu kralı bir bulalım. Emniyet müdürümüzden de rıza ediyorum. Mobeseyi bir incelesinler. Yani bu 9. kez kırılıyor. Bunu kasıt mı kırıyorlar yoksa kazaleyi mi kırılıyor? Bunu bir öğrenmek istiyoruz. Lütfen bize cevap versinler. Ben sana teşekkür ediyorum Sayın Bedri Altınok kardeşim. Evet, üstadımız Aşık Şeref Taşova tabii ki yıllarını bu sanata vermiş, çalmış, çağırmış, söylemiş. Bizlerin geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini söylemiş. Bir sözünde diyor ki, deli gönlüm dost elinden selamı kesmeye sakın, bu hannetin kapısına ayağın basmaya sakın. Dünyada öyle söz var ki ok gibi deler geçer. Kendi sözü kendi bilmez, adamdan küsmeye sakın demiş. Daha çok eserleri var bizde. Tabii ki ustadımızın sazının koluna dokunuyorlar. Bunu tabii ki Kars'ın hepsi yapmıyor. İçinden bir adam yapıyor. Bunu biz 50 sefer de söyledik. Ama tabii ki yine de büyüklerimize de sesleniyoruz. Mümkünse bunu bir halletsinler yani. Bu böyle olmuyor çünkü. Thank you.
Sözler karsın sembolüyüz, neden bizi kırıyorlar? Bizler karsın sembolüyüz, neden bizi kırıyorlar? Biz barışın temeliyiz, neden bizi kırıyorlar? Kırıyorlar, kırıyorlar, neden bizi kırıyorlar? Feleğine kurduk dava, feleğine kurduk dava, ne ev bark var ne de yuva. Üstadımız Taşlıova, neden bizi kırıyorlar? Kırıyorlar, kırıyorlar, sazımızı kırıyorlar. Bizler ettik bunca çaba, bizler ettik bunca çaba, emeğimiz olmaz heba. Pirimizdir Şenlik Baba, neden bizi kırıyorlar? Kırıyorlar, kırıyorlar, sazımızı kırıyorlar. İhtiyarım gençlik çağlı, ihtiyarım gençlik çağlı, dindirmeyi yüreğim dağlı. Ustadımız çoban oğlu, neden bizi kırıyorlar? Kırıyorlar, kırıyorlar, saza zarar veriyorlar. Her Mahmud'um anıyorum, içten içe yanıyorum. Yapanları kınıyorum, neden bizi kırıyorlar? Kıranları kınıyorum, neden bizi kırıyorlar? Üzülerek görüyoruz ki Kars'ın manevi değerlerine hak ettiği değeri vermiyorlar. Birkaç kendini bilmez, bundan 9. seferdir burada kimseye zararı olmayan bu anıtın çeşitli yerlerini kırarak zarar veriyorlar. Umarım yetkililer buna bir çare üretirler. Aşık Mahmut Karataş beyefendinin dediği gibi görüntülerden, MOBESE görüntülerden buna zarar veren şahıs bulunur. Gerekli uyarılar veya varsa yasal cezası verilir. Bu tür eylemlerin önüne geçilmiş olur.